Darbeler dönemi geride kaldı diye düşündüğüm olmadı hiç. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri başlayınca umutlandık sadece. Türkiye pasaportunun itibarının artacağını zannettik. 15 Temmuz'u kullanarak devlete biçim verenler şu günlerde geleceği düşünmeye başladı. Ankara'yı kaygılandıran şu, tarihin en ağır şiddetini uyguladık. İlk zamanlar halk, muhalefet, medya desteği süperdi. Başkanlık sistemiyle Türk tipi rejimi ihdas ettik ve fakat psikolojik desteği kaybettiğimiz gibi ezdiğimizi sandığımız kitleleri yok edemedik. Türkiye bir darbeler ülkesi, devletlerin siyasal gelişimi uzun süreçler alır ve her darbe bunu kesintiye uğratır. 1980 askeri darbesinin yaralarını henüz sarmaya başlamışken ülke 15 Temmuz süreciyle 50 yıl geriye düştü. Hiçbir darbe döneminde yaşanmayan şiddet ve soykırım politikaları uygulandı. Kimse kendini kandırmasın, yurt içindeki tüm gruplar hedef gözeterek destek verdi, dünyada süreci bilinçli olarak seyretti. 5 sene sonra rejimin bileşenleri onca baskı, propaganda ve sindirmeye karşın işlerin yolunda gitmediğini görüyor. Yeni yeni itiraz etmeye başlayan önceki bileşenlerse çabuk uyandı. En iyi bildikleri şeyi yapıyor, kıvrak biçimde makas değiştiriyorlar. Öyle tatlı anlatıyorlar ki hafıza olmasa herkesi ikna edecekler. Yanıldıkları şey şuydu. 20. yüzyıl soğuk savaş mekaniğinde yetiştikleri veya ağabeyleri, ablaları bu kuşağa mensup olduğu için toplum mühendisliğinin her zamanki gibi işe yarayacağını düşündüler. Bilişim çağını hesap edemediler. Bir biçimde yönetebileceklerini, algıyı kontrol altına alabileceklerini, itibar suikastleriyle kişileri çöplüğe yollayabileceklerini zannettiler. Olmadı. Bumerang döndü, kendilerini vurdu. Şimdi son darbedeki çuvallamayı da görünce Türkiye'de darbeler dönemi geride kaldı diye düşünmeye başladılar. Lakin bunda da yanılıyorlar. Çünkü Türkiye bir darbeler ülkesi.